Herkese merhabalar. Ben ikinci el satış sorumlusu Samet Önder. Bugün sizlere ikinci el araçlarımız arasında yeni katılan Astra Hatchback aracımızdan bahsedeceğim. Astra Hatchback'imiz 1.4 turbo motor, 150 beygir, 6 ileri tam otomatik şanzıman. Bu aracımız egzelans donanımı, yani o serinin 2016 yılındaki en üst donanıma sahip olan paket. Aracın özelliklerinden, dış görünüşünden ve iç kısmından zaten detaylıca bahsetmeye çalışacağım. Bu arada aracımız 75 bin kilometrede dış kaportasında, yani herhangi bir kazası, hatası, kusuru, değişen boyası olan bir araç değil. Tremer hasar kaydı yok. Öncelikle dış kısmından biraz anlatmaya başlarsak, aracımızın ön kısmında zaten bu pakette özel gelen LED Matrix farlar var. Bu farlar gece aydınlatması çok güçlü olan bir far sistemi. Sürekli uzunda gidiyor. Kendi özel farklı sürüş modları var. Bununla beraber ön park sensörleri var. Bu park sensörlerine sağ ve sol köşelerinde de ayrıca birer sensör daha bulunuyor. Bu aynı şekilde arka tamponda da var. Çünkü sebebi kendi kendine park etme özelliği var egzenas donanımında. Onun haricinde ön sis farları, krom kaplı detaylar geliyor ön kısımda. Yine yan kısımdan devam etmek gerekirse aracımızın çelik jantları 225-45-17. Bu şekilde bir çelik jant var araçta, spor. Yan taraftan ya devam edersek aynalar katlanma özelliği, içerisinde kör nokta sistemi, yani aynaların içerisinde sensörlerle beraber size uyarı sağlayan, araç körde kalıyorsa eğer size uyarı sağlayan bir sensörler var. Bunlar ışık yakıyor. 4 kol kapılarda ve bagaj kısmında anahtarsız giriş özelliği olduğu için bu araçta sensörlü düğmeler var. Bu düğmelerle beraber araca anahtarınız cebinizdeyken basarak düğmelerle giriş yapabiliyorsunuz, anahtar yanındayken aracın. Yine onun yanından devam ediyoruz. Aracın sağ tarafında bir benzin kapağı var burada. Buraya konumlandırılmış. Burada benzin depomuzun kapağı var. Yine arka tarafta sensörler. Köşelerde birer tane daha sensör var bu araçta. Arka tarafta yine geri görüş kamerası var, plakalığın hemen üstünde. Ekrandan geri görüş kamerası sunuyor size. Bagaj kısmına bakarsak, bagaj kısmında bize 350 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor Astra Hatchback. Bu donanımlık aracımız. Arka tarafta, hemen alt tarafta zaten istetmesi, kirikozu falan, bir jön anahtarı burada. Bu arada kullanıcı, yani daha önce kullanıcı arkadaşımız hiç paspaslarını kullanmamış aracın. Sürekli kauçuk halı paspasla beraber kullanılmış. Halı paspasları hiç kirlenmemiş. Şu şekilde kapattığımızda arka stoplar yine LED geliyor. Stoplar böyle çizgi şeklinde LED. İç kısmından biraz bahsetmek gerekirse, arka kısmını açtığımızda koltuklarda bir yarı deri döşeme var. Ortalar kumaş, kenarları yarı deri. Hemen orta konsolun arkasında bir koltuk ısıtmaların tuşları var. Arka koltuklarda da ısıtma var bu araç. 4 koltuk ısıtma geliyor. Alt tarafta USB girişleri var. Çift USB. Bunlar arka tarafta oturanların telefon şarjı gibi kullanışlı olmasını sağlıyor aracın. Ön tarafa geçtiğimizde de aracın sol tarafından başlarsak, bu tarafta zaten 4 cam otomatik, elektrikli aynalar ve katlanır ayna tuşları. Kapı kilitleri gibi burada tuşta görüyoruz. Hemen göğsüne geçtiğimizde far sensörü, direksiyonun üzerinde otomatik frenlemenin tuşu, yani uzaklığını ayarlama, yanında hız sabitleyici ve hız limitleyici tuşları. Sağ tarafta radyo konumları, telefona cevap verme, radyonun sesini yükseltme ve kanal değiştirme gibi tuşlar. Orta konsol 7 inçlik bir ekran var. Bu ekranın içerisinde Apple CarPlay ve Android kargo uygulamaları var. Yani telefon bağlantısı yapabiliyoruz bu araca. Telefonun ekranını araca yansıtabiliyoruz. O ekranda yine geri görüş kamerası, USB'den müzik dinleme, telefon Bluetooth'tan müzik dinleme gibi özellikler de yapabiliyoruz. Hemen altına geçtiğimizde bir dijital klima var. Sağ ve solu ayrı şekilde ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Yani iklimlendirilmiş oluyor bu klima. Yine koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmanın tuşları da bu klimanın konumunun içerisinde. Onun yanında hemen alt kısmına geçtiğimizde, yani vites topuzun ön tarafında aracın start stop, yani kırmızıda durduğumuzda stop edip geri çalışan sistemin devre dışı bırakma tuşu. Hemen yanında şerit takip asistanı, araç şerit dışına çıkartmadan şeridi koruma özelliğini kapatma tuşu. ESP. Onun yanında kendi kendine park etme özelliği açma. Onun yanında da park sensörü, devre dışı bırakma tuşları var. Hemen arka tarafına geçtiğimizde elektronik el freni geliyor. Onun yanında da bir bardaklıklarımız var saklama gözüyle beraber. Hemen arkasında da bir kol dayamamız geliyor. Kol dayamanın yine alt tarafında saklama gözü var. Aracın içerisinde böyle piyano bilek detaylar var. Hemen radyo ile beraber, zaten teyiple beraber, yani konumlandırılmış bir piyano bilekler var. Kapı işlerinde yine piyano bilek detaylar kullanılmış. Bu araca gayet spor bir hava katıyor. Koltukları bu arada yani sağ ve solu yükseklik ve alçak şekilde ayarlama kolları var. Özellikle sol koltukta, yani şoför koltuğunda bel yastığı, elektrikli bel yastığı da geliyor. Bu da gayet sürüş konforunu güzelleştiriyor. Aracın dış gövdesinde yine krom detaylar var zaten. Aracımızın rengi Charlotte kırmızı diye geçiyordu. 2016 yılında çok sevilen ve
istenilen bir renkti yani. Bu araca da çok yakışmış. Aracın zaten dış kaportasında dediğim gibi değişen boya hata yoktu. Ama onun dışında da böyle herhangi bir sürtme, vuruk kırık gibi şeyler yok. Çok ufak böyle taş izleri tarzında gamzeler var. Bunlar da her ikinci elde zaten neredeyse olan şeyler. Ama 2016 yılından beri çok temiz kullanılmış. Aracımız satışa hazır. Şu an fotoğraflanıyor, ilana çıkacak. Biz size önden bir bilgi verelim, video çekelim istedik. Aracımız fiyatı 228 bin TL olup yani bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yine ikinci el danışmanlarımızdan Ali Bey ve Osman Bey var. Ben ikinci el satış sorumlusu olarak Samet, size her zaman yardımcı oluruz. Aradığınızda memnuniyetle yardımcı olmak isteriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.